Efendim, Asrın projesine adım adım. 7 Mart 2014'te ana vatandan yavru vatana borularla akacak suyun geliş hikayesi az sonra Başbakan'ın ağzından sizlere aktarılacak. Evet, Başbakan İrsen Küçük, ana vatan Türkiye'den borularla su taşınması projesiyle ilgili yürütülen çalışmalar hakkında az sonra bir sunum düzenleyecek ve kamuoyunu bilgilendirecek efendim. Evet, Başbakan'ın hayalden gerçeğe Asrın projesine adım adım isimli sunumu bizler Bayrak Radyo Televizyon Kurumu aracılığıyla da sizlere canlı olarak aktarılacak. Evet, Başbakan Küçük sunumda projenin genel hatlarıyla ilgili sizlere bilgiler aktaracak. Animasyon gösterisi eşliğinde Anamur'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne su taşınması çalışmaları da izlenecek. Yolun da aktarılacağı sunumda Yakın Doğu Üniversitesi Profesörü Doktor Hüseyin Gökçekuçlar teknik bilgilerle basın mensuplarına bilgi aktaracak, konuları paylaşacak. Evet, bugünkü Başbakan'ın sunumu Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Ali Çetin Amcaoğlu'nun da konuşmasıyla sona erecek. Evet, bizler Bayrak Televizyon Kurumu olarak sizlere Başbakan'ın gerekse Tarım Bakanı'nın sunumlarını sizlere canlı olarak aktaracağız. Şimdi yine Kaan Taşçı arkadaşımla söz sizlerle. Sayın Başbakan'ın, sayın bakanlar, değerli basın mensubu arkadaşlarım ve Bayrak Haber kanalından bizi izleyen, değerli izleyenler, hoş geldiniz. Kıbrıs Türk'ü ve ana vatanın hayati ilişkisini perçinleyecek yeni bir proje hayata geçiyor. Yıllardır hayalini kurduğumuz ana vatandan borularla su getirme projesi adım adım ilerliyor. Az sonra Sayın Başbakan İrsen Küçük, hayalden gerçeğe Asrın projesine adım adım isimli sunumuyla ana vatan Türkiye'den borularla su taşınması projesi ve yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aktaracak. Başbakan Küçük projenin genel hatlarıyla ilgili bir bilgi verecek bizlere. Ardından animasyon gösterisi eşliğinde Anamur'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne su taşınması çalışmalarında izlenecek yolu da aktaracağız sizlere. Daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Genel Koordinatörü Profesör Doktor Hüseyin Gökçekuş teknik bilgileri paylaşacak bizimle. Son olarak Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Ali Çetin Amcaoğlu da proje ile ilgili değerlendirmesini yapacak. Tekrar hatırlatalım, Anavatan Türkiye'den borularla su taşınma projesi ve yürütülen çalışmalarla ilgili sunum Bayrak Haber'den de canlı olarak yayınlanıyor şu anda. Evet, şimdi Sayın Başbakan İrsen Küçük'ü hayalden gerçeğe Asrın projesine adım adım Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne borularla su getirme projesiyle ilgili sunumunu yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Sayın bakanlarım, sayın müsteşarlarımız, sayın müdürlerimiz, sayın çalışanlarımız, sayın medya mensupları ve bizleri canlı yayında izleyen sevgili halkım, ülkemize sunacağımız belki de en önemli hizmetlerden bir tanesi de su projesidir. Tabii ki su bizleri her zaman için heyecanlandıran bir olaydır. Özellikle Kuzey Kıbrıs'ta, yani bir başka deyişle Akdeniz'de bulunan ülkemizin yarı kurak iklime sahip olması ve her yıl bir kuraklıkla karşı karşıya gelmemizin her zaman mümkün olduğu ve tabii ki temennimiz hiçbir zaman Tanrı bize kuraklık yaşatmasın ülkemize, çiftçimizin, hayvancımızın ve halkımızın tabii ki kuraklıkla baş başa kalmaması için bütün dualarımızı her zaman için köylümüzden yana yapıyoruz. Ama bir gerçek var ki ülkemizde gerçekten yağış ortalamalarına baktığımızda bir hayli düşük seyretmektedir. Mevcut su imkanlarını tabii ki kullanırız, kullanacağız ama tabii ki yurt dışından da getirebileceğimiz bir kaynak varsa da bu kaynağı sonuna kadar kullanmamız gerekir. Hatırlarım, ortaokul çağlarındaydık. Hep hayallerimizi süsleyen bir olay vardı. Belki gerçekten o zamanlar hayaldi.
Çünkü teknoloji bugünkü düzeyde mümkün değildi. Ama her an içinde bir ümidimiz vardı. Ana vatandan bir suyun ülkemize gelmesi ve ana vatan suyuyla kavuşabilmemizdi. Bu bizim gençlik yıllarımızı hep süslemiştir. İlk bakanlığım dönemi 1976 yılıdır ve Tarım Bakanı olarak göreve başladım. 1978 yılında da su işleri bana bağlandı. 76 Tarım Bakanlığı döneminde su işleri ayrı bir bakanlıktaydı. 78'den itibaren de su işleri Tarım Bakanlığı ile birlikte birleştirildi. Ve o zamandan su projeleri konusundaki gelişmeleri ve çalışmaları sürdürmeye başladığımı hatırlarım. Hatta o dönemlerde bir Japon firmasıyla temasımız oldu. Japon firmasının aynen bize önerisi ve teklifi, bütün masraflar bizden karşılanmak üzere onlar da bu deneyi yapmak arzusunda olduklarını ilettiler. Yani bir deney yapılacak. Bu su gelip gelebilecek mi? Çünkü deniz ölçümlerine baktığınızda 1000 metrenin altında da düşük seviyelerin olduğu ve bu konuda engin bir tecrübe ve deneyim istediği ve teknolojinin de en iyi şekilde kullanılması gereken bir olay. Hasbelkader o yıllarda tabii ki böyle bir projeye para ayırmamız ve böyle bir projeyi canlandırmamız mümkün değildi. Süre içerisinde suyun Tarım Bakanlığı'na bağlanmasını müteakip birçok su projeleri gerçekleştirdiğimizi hatırlarım. Mesela bir derivasyon. Bu ülkede her ne kadar benim planladığım şekliyle 3 etaplı derivasyonun sadece bir etabı yapılmıştır bu ülkede. Ama büyük bir projedir. Büyük bir olaydır. Hele yapıldığı yıllarda bir derivasyon projesinin, Güzellik'te yaptığımız derivasyon projesinin önemi hala daha devam eder. Geçtiğimiz hafta dahi Güzellik Barajı'na kadar derivasyon su taşımıştır. Zannedersem bu an bile baraja derivasyon su taşımaktadır. Ki yılbaşını henüz geçtik, Ocak ayının başında olmamıza rağmen. Bunun gibi birçok daha küçük de olsa su projeleri gerçekleştirdiğimizi hatırlarım. Ve 1983'lü yıllarda da geniş bir gölet inşaatına girebilmek için de o dönemlerde Türkiye'de genel müdürlük olarak faaliyet gösteren Toprak Su Genel Müdürlüğü'nü de Kıbrıs'a gelmesini sağladığımı hatırlarım. Ve 1983 yılından sonra da bu ülkede birçok göletlerin ilave olarak yapıldığı ve birçoklarının da bakımının yapıldığını hatırlıyorum. Yine süreç içerisinde sulamanın geliştirilmesi ve modern sulamaya geçilmesi ve 2 yıllık, 3 yıllık bir süre içerisinde yani 1998-2003 yılları arasında bu ülkede 60 bin dönüm alanda damlama, modern sulama yaptığımızı hatırlarım. Ve bunun amacı da yeraltı sularının tasarruf sağlanması, tuzlanma yörelerinin başta güzel olmak üzere korunmasıdır. Su güzel bir olay. Gerçi benim hayatımda da su çok önem verdiğim bir olay. Ve üniversite sırada yaptığım ihtisasım da tarımsal sulamadır. Üniversite sonra yaptığım ihtisas da tarımsal sulamadır. Ben bir Erenköy mücahidiyim. Erenköy mücahidliği sonunda 66 yılında Türkiye'ye döndüğümüzde bizim Kıbrıs'a gelme yasağımız vardı. Ta Geçitkale olaylarına kadar. O süre içerisinde üniversiteyi bitirdiğimi ve iş aradığımı ve Türkiye Devlet Su İşleri'nde ta Kıbrıs'a gelinceye kadar da ki bu süre 2 yıllık bir süre olmuştur.
sulamada çalıştım. Bazı barajların işletmesinde bulundum. Bu süre içerisinde de ihtisas yaptırıldım. Ve ihtisasım da zirai sulama ve toprak muhafazadır. Ve su benim hayatımda ayrı bir önem kazanmıştı. Ve o dönemde de Orta Anadolu'da mevcut 3 tane barajın işletmesini yaptım. Bunların bir tanesi Kayseri Sarımsaklı Barajı. 30 milyon metreküp suya sahip. Yani bizim Geçitköy'de yapacağımız şimdiki büyüteceğimiz göletten daha büyük. Bir ikincisi Ürgüp Damsa Barajı. Bir üçüncüsü Tatlarım Barajı. Nevşehir Tatlarım Barajları'nın 2 yıl işletmelerinde bulundum ve suya çok yakın oldum. Ve bu su bağlantım beni bugünlere kadar getirmiştir. Ayrı bir zevk duyduğumu, ayrı bir haz duyduğumu söylemek isterim. Serbest çiftçilik yaptığım dönemde de açtırmış olduğum Rum artezyencileri açtırmış olduğum kuyuda da altın su bulduğumu hatırlarım. Ve sulu ziraata da geçtiğimi ve serbest çalıştığım yılların da politikaya kadar sürdüğünü hatırlarım. İşte sevgili kardeşlerim, suya bu kadar önem veriyoruz. Ve şimdi ülkemize getirmeye çalıştığımız Dragon çayının bir bölümünden gelecek olan suyla ülkemize yeni bir hayat vermek uğraşı içerisindeyiz. Sevgili basın mensupları, tabii ki suyun önemi bizim tarihimize de geçmiştir. Hatırlarım, genç çiftçi olduğumuz dönemlerde atalarımızın bir sözü vardı. Kıbrıs'ta pek kambur insan göremezsiniz derlerdi. Ve hakikaten çevremize baktığımızda kamburumuz çok azdır. Neden de şöyle yorumlarlardı. Çünkü devamlı havaya bakıyoruz derlerdi. Yağmur yağacak mı, yağmayacak mı? Hepimizin gözü gökyüzünde. Ve bu tabii devamlı havaya baktığımız için de kambur insanımızın çok az olduğunu söylerdi eski çiftçilerimiz, atalarımız. Ve gerçektir. Çünkü çiftçi olalım olmayalım, hava raporunu dinlemeden evimizden çıktığımızı en azından ben hatırlamıyorum. En çok ilgi duyduğum da hava raporlarıdır. Bu çiftçilik yaptığımız dönemlerde böyledir. Bugün de öyledir, dün de öyle olmuştur. Dolayısıyla sevgili kardeşlerim, hani suyun önemi adamımızda çok büyük olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. Bugün musluklarımızdan akan su kalitesiz bir sudur. Bilerek tuzlanmış yörelerden şehirlerimize verdiğimiz suların en azından susuz kalmama bakımından kalitesine bakmadan kullanım için halkımıza verilmekte ve bu sunun içme suyu olarak kullanılması da mümkün değildir. Çünkü kaliteli bir su olmaması ve bu suyun da tabii ki gelecek olan suyla bu 75 milyon metreküp suyun yarısının kullanım ve içme suyunda kullanacağı düşünürsek adamızda yüksek yörelerimizin dışındaki tüm yerleşim birimlerine köylerimiz dahil bu sunun götürülmesi çalışmalarını Tarım Bakanlığımız ve teknik personeli sürdürmektedir. Tabii ki bu çalışmaları üniversitelerimizle ve sayın hocamızla, Sayın Hüseyin Gökçekuş'la birlikte Tarım Bakanlığımızın ekibi bu çalışmaları başlatmış. Gerek büyükelçiliğimizle, gerekse devlet su işleri teknik ekipleriyle birlikte bu olayı yürütmeye başlamışlardır. Bu şekliyle tabii ki güzel yöresinden almış olduğumuz yeraltı suyunun belli bir miktarının ve Lefkoşa, Bagosa'da içme suyu olarak kullanılan kısımlarının tamamen güzel yurda kalması ve yeraltı sularına bir nebze daha takviye vermesi bakımından da bu projenin bir diğer yüzüdür. Kullanım ve içme suyu olarak kullanıldıktan sonra suyun geriye kalanı ki yaklaşık 35-40 milyon metreküp bir su, bu da sulamada kullanılacak su olarak bizim kullanımıza, çiftçimizin kullanımına verilecektir.
Ada genelinde bugün sulu ziraat yaptığımız alanlar Güzergül dahil yaklaşık 90 bin dönüm civarındadır sulu arazilerimiz. İçme ve kullanım suyunun dışında Anamur'dan gelecek olan, Anavatan'dan gelecek olan barış suyunun yarısıyla en az 40 bin dekar daha arazinin sulanması, yani sulu ziraat alınması, bir başka deyişle bugün sulu ziraat yaptığımız arazilerimizin en az %50'si kadar daha bir arazinin sulu ziraata katılması anlamını getirmektedir. Tabii ki bu miktar bir taraftan %50 artıracağız diyoruz ama bunun yanında da çok kaliteli bir suyla bu ziraat tarımı yapmamız söz konusu olacaktır. Ve dolayısıyla yıllar itibarıyla da bu alanın modern sulama sistemleriyle daha da fazla artması da mümkündür. Çünkü sulama bölgelerinde taban suyunun yükselmesi ayrıca o yörelerde bir miktar daha sulu ziraatın yapılmasına da hizmet verecektir. Proje 450 milyon dolarlık bir projedir. Proje büyük bir projedir. Ve biliyorsunuz 10 ay kadar önce Sayın Cumhurbaşkanımızla Sayın Türkiye Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey'in davetiyle Anamur'a gittik ve o zamanki Kıbrıs'tan sorumlu Devlet Bakanı Sayın Cemil Çiçek, Sayın Tarım Bakanı, Sayın Su İşlerinden sorumlu Bakan ve bazı diğer bakanlarla birlikte Anamur'daki göletin temel atma törenini tamamladık. Baraj inşaatı planlandığı gibi devam ediyor ve o gün Sayın Türkiye Başbakanı'nın müdahalesiyle ihale süresinin yaklaşık bir yıl daha kısaltılması ve Mart 2014 yılında suyun Kıbrıs'a ulaştırılması için de ilgili müteahhitin taahhüdü alınmıştır ve bu şekliyle de işlemler başlamıştır. Anamur yöresinde yaklaşık 30 kilometrelik bir kara boyunca boru döşemeleri devam edecek ve deniz kenarına geldikten sonra Girne sahillerine kadar olan 80 kilometrelik mesafede de boruyla su taşınma projesi gerçekleştirilmiş olacaktır. İhaleye çıkılmıştır. Aynı şekilde Gecitköy göletinin de kretinin yani gövdesinin yükseltilmesi ve bugün çok küçük kapasitede olan toplama, su toplama kapasitesinin 26,5 milyon metreküp'e çıkarılması ihalesi de yapılmıştır. Her ihale de sonuçlandırılmak üzeredir. Ve Anamur'daki baraja paralel olarak da bu çalışmalar sürdürülmektedir. Tabii ki gerek Anamur kanadında gerekse Geçitköy yakasında bu suyun pompalanabilmesi için ve hedefe ulaşabilmesi için de enerjiye ihtiyaç vardır. Bu amaç için de Anamur'daki ihaleye çıkılan proje içerisinde hidroelektrik santral da yer almaktadır. O santralla birlikte ihtiyaç duyulan enerji de Geçitköy göletine pompalanacak olan su için gerekli enerji de bu hidroelektrik santralından sağlanmış olacaktır. Aynı şekilde yaklaşık 16 megawattlık bir güce ihtiyaç da Kıbrıs içerisinde gereklidir. Ve Geçitköy Barajı'ndan itibaren de bu 16 megawattlık bir enerji talebiyle bu sistem çalışır bir duruma getirilmiş olacaktır. İşte kısaca anlatmaya çalıştığım ve gözlemlediğiniz ekranda gözlemlediğiniz proje bu şekliyle hazırlanmış ve uygulama aşamasına fiilen başlamıştır. Tabii ki böyle bir suyun ana vatanımızdan ülkemize ulaşması tabii ki
böyle bir suyla hem ekonomimizin gelişmesi ve belki bu suyun bir anlaşmaya da yardımcı olabilecek düşüncesi içerisindeyiz. Ve onlara tekrar bir kez daha seslenmek istiyorum. Türkiye imkanları çok geniş bir ülke ve dünkü gün itibarıyla Kıbrıs'a sorumlu Sayın Devlet Bakanı Beşir Atalay Bey'in açıklamalarını hep beraber izledik. Kıbrıs'a çok daha fazla su verebilecek güçte olduğunu da ana vatanımız bir kez daha açıklamışlardır. Güney'in de Türkiye'den gelecek olan su kaynaklarından, ki Güney Kıbrıs'ın da su ihtiyacı en az bizimki kadar geniştir, fazladır. Çünkü yağış sistemimize baktığımızda belki güneyde biraz daha dağlık ve ormanlık alanların fazla olması nedeniyle bir miktar daha fazla yağış almış olabilirler. Ancak tabii ki büyük ihtiyaçları vardır. Bu sudan da yararlanma imkanı bulabilirler. Bir kez daha ülkemize gelecek olan, bu asrın projesine taşınacak olan suyun ülkemize bir barış suyu olması temennisinde bulunmak isterim. Ve bu proje için bugüne kadar katkı koyan herkese ve bugünden sonra da katkılarını devam ettirecek olan herkese teşekkür etmek isterim. Bir kez daha ana vatanımıza ve Sayın Başbakan'a, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve hükümetine bu imkanı bize sağladıkları için ve bu 450 milyon dolarlık yatırımın da anlaşmalar gereği Kıbrıs'a verilen kaynağın tamamen dışında sağlanan bir kaynakla gerçekleştirildiğini sayın yetkililerin de açıklamaları içerisinde vardır. Dolayısıyla bu yeni kaynak içinde bir kez daha ana vatan hükümetimize ve ana vatanımıza teşekkür eder. Bizlere bu günleri yaşatanlara bir kez daha saygılar sunar. Bizi yalnız bırakmayan medya mensuplarımıza ve ilgililere bir kez daha teşekkür eder. Ülkemize hayırlar getirmesi vesilesiyle hepinize saygılar sunarım. Biz de Sayın Başbakan'a teşekkür ediyoruz ve değerli misafirler ve sevgili izleyenler, Anamur'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne su taşınması çalışmalarında izlenecek yolu da animasyon gösterisi eşliğinde sunuyoruz şimdi sizlere. Balonun su taşıma gibi bugüne kadar birçok proje geliştirmiştir. Yavru Adası'nın su problemini uzun vadeli bir çözüme kavuşturulması maksatlı en doğru yol, Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne su aktarılmasıyla mümkün gözükmüştür. Bu dev projenin Türkiye, deniz geçişi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmak üzere 3 ayağı bulunmaktadır. Türkiye tarafına baktığımızda Mersin'in Anamur ilçesindeki Dragon Çayı'nın üzerine temelden 93 metre, akarsu tabanından 88 metre yükseklikte ön yüzü beton kaplamalı, kaya dolu tipinde ve toplam 130,5 milyon metreküp depolama hacmine sahip Alaköprü Barajı projenin temelini oluşturuyor. Ayrıca baraj eteğinde 26 megawatt kurulu güçte bir HES tesisinin inşa edilmesi planlanıyor. Projenin Türkiye tarafının diğer aşamaları ise 23 kilometre uzunluğunda ve 1500 milimetre çapında bir hisaya attı ve 10 bin metreküp hacmindeki Manavur'un dengeleme deposuyla deniz girişi Manavur'un yapımını kapsıyor. Projenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafındaysa Güzelyalı bölgesinde 5 megawatt gücünde Güzelyalı pompa istasyonu, 3.157 metre uzunluğunda ve 1.400 milimetre çapında Türk Dikleri'nin boru terbiye hattı temelden yüksekliği 65 metre, akarsu tabanında 58 metre yükseklikte olan 26.5 milyon metreküp depolama hacmi Geçitköy Barajı'yla 16.40 megawatt kurulu gücünde Geçitköy Kompa İstasyonu'nun yapımı yer alıyor.
deniz geçişi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İç Suyu Temeli Projesi'nde uygulanacak olan deniz geçişi 80 km 151 metre uzunluğunda, deniz yüzeyinden 250 metre derinlikte ve askıda geçecek olan 1600 mm çapındaki yüksek yoğunluklu polietilen boru hattıyla dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor. Deniz geçişi bileşenleri. Deniz geçişi boru hattı, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kıyı kesimlerinde 20 metre su derinliğine ulaşıncaya kadar gömülü olarak, 20 metreyi 280 metre su derinliği arasındaysa stabiliteleri beton ağırlık bloklarıyla sağlamak suretiyle deniz alanı üzerine döşenecektir. 280 metre su derinliğine ulaşıldığı ilk noktada 500'er metre uzunluğundaki yekpare borular birbirlerine mekanik olarak bağlanacak ve astığı sisteme geçilecektir. Montaj aşamaları. Deniz geçişi ishal hattının montajı. Deniz geçişi montajı, geçişin bölümlerine göre belirlenen birkaç aşamada tamamlanacaktır. Bu aşamalar kıyı geçiş kesimi montajı, deniz tabanı üzerine seri kesimin montajı, ankraj ve şamandıra montajı, açık deniz askılı kesim boru hattı montajı ve boru kesimlerinin birleşimi montajını kapsamaktadır. 4 yılda tamamlanması planlanan bu dev projeyle 106,3 kilometrelik bir hatta yılda 75 kilometrelik su Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne getirebilecektir. Proje gerçekleştiğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 50 yıllık perspektifte su ihtiyacını karşılayacak bir kaynağa sahip olacak. Ve projenin sunacağı 4824 hektarlık alanda yapılacak sulu tarıma bölgenin ekonomik kaldırmasına da büyük katkılar sağlanacaktır. Evet değerli konuklar, şimdi de Yakındoğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Genel Koordinatörü Profesör Doktor Hüseyin Gökçekuş'u davet ediyoruz ve proje ile ilgili teknik bilgileri paylaşacak bizlerle Sayın Gökçekuş. Sayın Başbakanım, Sayın Bakanlarım, Sayın Müsteşarlarım, Sayın Müdürler, çok değerli meslektaşlar, tabii ki basınımızın çok değerli temsilcileri. Heyecan belli oluyor değil mi? Yani ben bir su konusunda yetişmiş kişi olarak bugün ayrı bir heyecan duyuyorum sizlerle birlikte. Çünkü gerçekten asrın projesi diye boşuna söylenmedi bu projeye. Bir diğer güzellik hayaldi, düşünceydi ama 10 ay öncesinden başlayarak bu hayal ve düşünce artık adım adım gerçek oluyor. Ve biz buna, yani tarihe şahitlik ediyoruz şu anda. Ben burada başta Sayın Başbakanımıza ve Sudan Sorumlu Bakanımız Sayın Ali Çetin Amcaoğlu'na huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Benim mezuniyetim 82. 30 yıl oluyor mezun olalı. 30 yıldır iyi kötü bu konuyla uğraşıyorum. İlk kez Sayın Başbakanım ve ilgili Sudan Sorumlu Bakanım böyle bir koordinasyon görevi verdiler. Ben gerçekten ayrı bir keyif aldım, ayrı bir motivasyon arttı mesleğimle ilgili ve şimdi buradayız. Bugün teknik olan bazı rakamlarla, bazı tablolarla, figürlerle bu konuyu bir de benim ağzımdan sizlere iletme fırsatı bulacağız. Gerçi Sayın Başbakan bilimsel bir makaleden hiçbir farkı yoktu sunumun ama benden sonra Sayın Bakanım bunu defa defa söylemekte fayda var. Dinlendireceğiz. Ben müsaade ederseniz bildirimine geçmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Küresel iklim değişikliği etkilerini tüm dünya olduğu gibi Akdeniz bölgesinde de hissetmekteyiz. Ve değerli basın mensupları, bu etki dünyanın bazı bölgelerinde kendilerini aşırı iklim olayları olarak gösterirken maalesef bizim bulunduğumuz Akdeniz bölgesinde ve özellikle Doğu Akdeniz'in bulunduğu, yani bizim adamızın da yer aldığı bölgede kuraklık şeklinde kendini gösteriyor. Son yüzyılda kurak yarı kurak iklim bölgesinde yer alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gözle görülür sıcaklık artışları yanında yağışların da %25'leri aşacak bir biçimde %26 dolayında düştüğünü görüyoruz. Karkatesi'deki azalan yağışlar karşısında tabii ki
yeraltı sularına fazlaca müracaat etmemiz, sürekli yeraltı su seviyelerimizin düşmesine, bu durumda özellikle kıyı akiferleri, ki en önemli akiferlerimizin başına gelen Güzelok bölgesinde tuzlanmaya neden olmuştur. Ve de akiferlerimizde bozulan ve her geçen gün biraz daha kötüye giden bu durumun bir türlü atılan adımlara rağmen bir türlü onarımı mümkün olmamıştır. Sonuç olarak ülkedeki su arz talep dengesinde büyük bozulmalar olmuş, zamanla ülkenin su bütçesinde büyük açıklar ortaya çıkmıştır. Bu da Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne borularla su getirme projesini zorunlu bir çözüm alternatifi haline getirmiştir. Değerli basın mensupları, değerli konuklar, fotoğrafı bir de büyük kısmıyla ele alacak olursak, küresel ölçekte bu sorunlar sadece ülkemizde yaşanmıyor, küresel ölçekte yaşanıyor. Hızlı nüfus artışı, yaşam standartlarının artması, endüstriyel gelişimle, küresel iklim değişimine bağlı olarak su talebi ve mevcut su miktarı arasındaki büyük dengesizliğin ortaya çıkması, kentsel ve endüstriyel atık suları deşarjının ulaştığı çevresel kirlenme, ekosistemlerin bozulması ve yanlış arazi kullanımı, küresel ölçekteki bu ve benzeri problemler günümüz dünyasında önemli bir su krizinin dünyada yaşanıyor olmasına neden olmuştur. Bugün unutmayalım ki 6.3 milyar civarında olan dünya nüfusunun 1.2 milyarı sağlıklı içme suyuna erişememektedir. 2.6 milyar insan ise temizlik amaçlı suya erişememektedir. Ve en acısı da 5 yaşın altında yılda 5 milyon insan, çocuk, su, kaliteli suya ulaşamadığı ve kötü kaliteli suyu içmeden mütevellit, yani sudan kaynaklanan ishal gibi hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirmektedir. Tablonun en acı kısmı da bu. Evet, bu tabloya bakacak olursanız her zaman kırmızı, kötü, geçmeme, dur noktasında da, ama burada da yine kırmızı bölgeler, ki bizim de içinde bulunduğumuz bölge, su sıkıntısını dünyada en çok hisseden coğrafyayı, dünya coğrafyasındaki ülkeleri göstermektedir. Yapılan bu konudaki çalışmalar, sözlerimin başında da söylediğim gibi, Akdeniz coğrafyasının küresel iklim değişikliğindeki kaderinin kuraklık şeklinde kendini hissettirmesidir. Ve de burada inceleme sonucunda şunu görüyoruz. Kıbrıs'ın, Lübnan'ın, yani bizim yakın coğrafyamızın en fazla etkilendiğini gösteriyor bu çalışmalar. İleriye dönük yapılan çalışmalar ise durumun vahametini ortaya koyması açısından çok büyük önem taşıyor. 2100 yılına ileriye doğru yaptığımız projeksiyonlarda bugünkü mevcut durumun daha da kötü olacağının işaretlerini görüyoruz. Dünyanın hemen hemen her noktasında sıcaklık arttığını, yağışlar noktasında ise bir değişim görüyorsunuz. Ancak en kötü olan bizim de içinde bulunduğumuz coğrafyada %30'lardan %50'lere varan son yüzyılda yağışlarda bir azalmanın olduğunu görüyoruz. Ve ülkemizdeki KKTC'deki su sorunlarının nedenlerine bir göz atmak gerekirse şunları sıralayabiliriz. Tarımda yüksek miktarda halen, yani en yüksek oranın tarımda su kullanılıyor olması, %70'den fazla. Elde edilen karın çok az olması, ki bu su ve diğer girdi maliyetlerin yüksek oluşundan kaynaklanıyor. Ürün verimliliğindeki düşüş, ki yine su kalitesindeki düşme buna direkt yansıyor. Yanlış iklim seçimi ve geleneksel olarak yetiştirilen ürünler, hala daha narenciye üretiminde ısrar ediyoruz ve alternatif bitki türlerine geçişte de biraz çekimser davranıyor çiftçimiz. Evlerde temizlik ve bahçe sulamasında büyük oranda su kullanımı yanında evsel geri kazanım sistemlerimiz yok. Hele hele yağmurlar yağdıktan sonra bir evimizde bir sarnıç türü, herhangi bir su toplayıcımız yok. Atık sulardan yeterince yararlanamıyoruz. Yüzeysel akışa geçen, kuraklık nedeniyle kıt olan sularımız ancak flashing water dediğimiz kısa sürede şiddetli yağışlar ve akabinde taşkınlar, maalesef bu çok değerli su kaynağı
miktarı da denizlere ulaşmaktadır. Bunlardan da yeterince faydalanamıyoruz. Maalesef bu kadar kültür düzeyi yüksek olan bir toplum olmamıza rağmen toplumda halen su problemlerine karşı farkındalık yeterince kazanılmış değil. Akiferlerdeki su miktarlarının zamanla azalmasını hep beraber izliyoruz. Su yönetimi kurumsallaştırılmada yaşanan teknik ve yasal sorunlar, en büyük çalışmayı şu anda bakanlık bünyesinde bu yönde yapıyoruz. Bilimsel çalışmaların eksik ve güvenilir olmayan verilere dayandırılması, aynı şekilde su bütçesi hazırlanırken de sağlıklı verilerin olmayışı, tarım alanlarında kullanılan su miktarının bölgesel ve bitki tabanlı olarak belirlenmiş olmaması. Tüm bu söylediklerimizin ışığında ülkemizde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kullanılan su kaynaklarına bakacak olursak halen tüm ihtiyaçlarımızın %92'sini yer altından, %5'ini çok kısıtlı olan yüzey sularımızdan, %3'ünü de denizden arıtma şeklinde sağlamaktayız. Hızlıca bazı figürleri gözden geçirelim. Burada akiferlerimizin yani yeraltı suyu kaynaklarımızın genel dağılımını görüyoruz ülke genelinde. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki arazi varlığı, tarım arazisi, orman arazisi gibi değerlerimizi görüyorsunuz. Burada bu tabloda önemsenmesi gereken ürün türüne göre arazi ve su tüketim dağılımında halen en büyük alanın yaklaşık 48 bin dekarın narenciye alanı olarak kullanılıyor olması ve su sulamada, tarımda kullandığımız suyun da 30 milyondan fazlasını bu amaçla kullanıyor olmamızı görüyorsunuz. Atık su konusunda da çalışmalar var. 10 milyon metreküplük Lefkoşa'da, 3 milyon metreküp Magosa bölgesinde ve 1 milyon metreküplük de Güzelyurt bölgesinde atık su olanağımız var. Tekrardan adamızın geneline dönecek olursak, maalesef Mesarya bölgesinin yağışlar açısından en şanssız bölge olduğunu görüyorsunuz. Tüm Mesarya'da 350 milimetrenin altında, hele hele Lefkoşa'nın kuzeybatısıyla Güzelyurt'un çok büyük bir kesiminde ise yağışların 300 milimetrenin altına düştüğünü görüyoruz. Evet, buradaki figür gerçekten çarpıcı bir figür arkadaşlar. Bu figürde şunu belirtmek istiyorum. 70'li yılların başından itibaren sevgili konuklar, yağışlarda ciddi bir azalma olmuştur ve 70'li yıllardan beri o kuraklığı burada tabloda da görme şansınız var. Yaptığımız çalışmalarda yağış azalma miktarını son 96 yıla tekabül eden %25.9'luk dörtte bir oranında son yüzyılda yağışların dörtte bir oranında azaldığını görüyoruz. Buna karşılık yine sıcaklık artışlarında çok ciddi artışlar kendi ülkemiz için hesaplanmıştır. Zaten kısıtlı olan yüzey sularımız yani göletlerimizin de çok ciddi oranda sıcaklığa bağlı olarak buharlaşma kayıplarıyla kaybettiğimiz ortada. Yeraltı su seviyelerindeki düşüş bu konudan hiç anlamayanların bile gerçekten gördüğü zaman dikkatini çekecek boyutlarda. Eksi 50 metrelerde, yani deniz seviyesinin eksi 50 metre daha altına düşmüş durumda Güzelyurt bölgesindeki akiferimizde. Tabii ki bu su seviyelerindeki düşüş 60 yılında kendini olmadığı için herhangi bir sorun yaratmamıştır. 69 yılında geldiğinde Güzelyurt bölgesinde Lefkoşa'ya su veren kuyuların yoğunlaşması ve de tarım alanlarında başlangıç, 20 kilometrelik bölümün etkilendiğini görüyoruz. Eksi değerlere ulaşmış. Kuraklık arttıkça 80 yılına geldiğinde eksi 33 metrelerde en düşük seviyeler ve yaklaşık 75 kilometre. Akifer'in Türk tarafında kalan kısmı 180 kilometre kare, 100 kilometre kare de Rum tarafında. Bizim 180 kilometre karelik bölgemizde 75 kilometrenin etkilendiğini görüyoruz. 88 yılına geldiğinde durum daha da vahim. 100 kilometre karelik bir bölgede etki alanına girmiş. Görüyorsunuz burada su seviyeleri artık neredeyse akiferin tabanına varmış. Yazın bazı bölgelerimizde feryat duyuyoruz. Kuyularımız kurudu diye. İşte kuyuların kurumasının göstergesi. Tabii ki bütün bu etki aşırı çekimlere bağlı olarak kıyı akiferlerimizde çok ciddi bir deniz girişimi ve akabinde tuzlanma. Peki Sayın Başbakanımız da biraz önce dile getirdi. Bu ciddi anlamda
40 yılı aşkındır ciddi anlamda yaşadığımız bu su soruna yönelik neler yaptık bugüne kadar? Ülkemizde hangi adımlar atıldı ve başarılı bu noktada artık Türkiye'den gelecek suya kaldı. Sulama ve yeraltı sularını besleme amaçlı 40'tan fazla görev inşa ettik bugüne kadar. Güzellik derivasyon kanal projesini hayata geçirdik. Modern sulama yöntemlerini biraz gecikmeli de olsa ancak sonuca baktığımız zaman %98 narenciyenin bugün modern sulamayla sulanmasını başardık. Su fiyatlarını tekrar gözden geçirdik, makul derecelere çektik. Su dağıtım şebekelerimizde büyük oranda belediyelerimiz arasında yenilemeler oldu. Çünkü %35-65 arasında suyun kayıp gitmesi anlamına gidiyordu. Bozulan, çürüyen borular. Türkiye'den balonlarla su getirmeye yönelik çok sıkıştığımız bir dönemde yayla sulama projesi vesaire vesaire. Birçok projeyi bugüne kadar hayata geçirmeye çalıştık. Gelecekteki su talebi ve sürdürülebilir su yönetimi noktasına parmak basmak gerekirse bu noktada şunları söyleyebiliriz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelecekteki su ihtiyacı ve sürdürülebilir su yönetimi konusu ülkenin su bütçesi de dikkate alınarak yeniden gözden geçirilmelidir. Burada arz talep dengesini görüyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti su çevrimine baktığımızda hangi kaynaklarımız var, bu kaynaklardan hangi amaçlarla yararlanıyoruz? Bir takım beklentiler var. 2010 yılı için 36 milyonluk bir içme kullanma suyunu şu anda kullanıyoruz. Ancak bu rakam 2035 yılında 54 milyonlara çıkacak. Yani artan nüfusumuzla doğru orantılı olarak içme kullanma suyuna duyduğumuz miktar artacaktır. Entegre su kaynakları yönetimi işte tüm paydaşların bir araya gelerek bu önemli metayı, suyu birlikte değerlendirmesi gerekir. Su yönetiminde kamuya düşen görevler var. Akademik açıdan yapılacak çalışmalar, bilimsel çalışmalar var. Halkın üzerine düşen çalışmalar var. Bunu birlikte başarmak lazım. Ben Türkiye'den direktif Türk Cumhuriyeti getirme projesini yapım ve tamamlanma süreciyle ilgili bazı rakamları tekrarlayarak konuşmamı sürdürmek istiyorum. İletilecek suyun dağılımı biraz önce söylemiştim. Sayın Başbakanımız da irdeledi. 75 milyon ton su senede. Ve bu suyun yarısı içme kullanma başlangıçta, yarısı da tarımsal amaçlı, sulama amaçlı kullanılacaktır. Tekrarlamaya gerek yok. 130 milyon metreküplük bir Alaköprü barajı, 26,5 milyon metreküplük bir Geçitköy göleti ve arada 80 kilometre 152 metre metresine kadar ezberde tutuyorum. Çünkü hakikaten çok önemli bir deniz geçişi. Bu çok önemli. Bir başka görüntü yine burada Sayın Başbakanımız da dile getirdi. Maalesef ana vatanla yavru vatan arasında 1430 metreye varan derinlik var denizde. Bu amaçla denizin dibine döşemek veya başka bir şekilde getirmek yerine deniz seviyesinden -250 metrede tutturacak şekilde yere, yani deniz tabanına özel halatlarla bağlanmış bu boru münavebeyle bu suyun ana vatandan yavru vatana akmasını sağlayacaktır. Gerçekten inanılmaz sayıda deney yapıldı bugüne kadar. İnanılmaz sayıda deneyler yapıldı ve risk analizleri, döne döne risk analizleri yapıldı. Çünkü çok büyük risk taşıyan bir proje. Bunun tüm riskler bertaraf edilinceye kadar bu deneyler tekrarlandı. Deniz geçişi görüyorsunuz. 500 metrede bir yere, deniz tabanına tutturulacak. Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin su getirme projesinin sürdürülmesi esnasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yapılacak işler. Peki bu su geliyor. Biz ne yapıyoruz? Başbakanımızın başkanlığında ilgili sudan sorumlu bakanımız ve suyla ilgili bütün paydaşlar. Bütün paydaşlar ne yapmalıyız? Ev ödevimiz ne? Neler yapılmalı? Neler yapılıyor? Belediyenin su şebekeleri yeniden yapılandırılmalı. Sulama hatları yeniden yapılandırılmalı. Kuzey Kıbrıs'taki toprak analizleri yeniden yapılıp uygun bitki paternleri tespit edilmeli ve yeni bitki türleri için yeni tarım arazileri araştırılmalı. Zaten bu saydığım söz konusu çalışmaların büyük bir kısmı da sürüyor. Toprak analizlerini görüyorsunuz. Ülkemizdeki birinci, ikinci, üçüncü sınıf toprak analizlerini. Ben burada bir dikkatinizi yeniden çekmek istiyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sulu Tarım
uygunluk sınıflamalarına baktığımızda bir rakamı göz ardı etmememiz lazım. Değerli konuklar, birinci ve ikinci sınıf toprak miktarımız bizim 600 bin dekardan daha fazla. 90 bin dekarını kullanıyoruz şu anda. Kat ve kat daha fazla toprağımız var. Tarım yapabilmek için sınıf tarım yapabilecek. Burada Türkiye'den su geldikten sonra su dağıtım şebekelerinin nereden geçeceğinin çalışmalarını görüyorsunuz. Ve toparlayacak olursak değerli arkadaşlar, bilimsel bulgular küresel iklim değişikliğinin dünyanın belirli bölgelerindeki su kaynaklarının üzerindeki etkilerinin özellikle önümüzdeki yıllar daha ciddi ve olumsuz biçimde artarak hissedileceğinin yönündedir. Yarının bugünden daha iyi olmayacağı düşüncesini hareketle ülkenin su ihtiyacını karşılayabilmek için yeni su kaynakları arayışına yönelmenin kaçınılmaz olduğu açıktır. Türkiye'den su getirilmesi gibi. Borularla su getirme projesinin tamamlanması Türkiye Cumhuriyeti'ne bölgede prestij ve gelecekteki benzeri projelerde liderlik faslı kazandıracaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ise gelecekteki 50 yıl süreçte su sorununun çözümünde anahtar rol oynayacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin borulara su getirmenin tek başına bir çözüm değildir. Ev ödevimizi çok iyi yapmak zorundayız. Söz konusu yeni koşullar, entegre su kaynakları yani bütünleşik su kaynakları yönetimi çerçevesinde yeniden ele alınarak ülkenin sürdürülebilir kalkınması paralelinde değerlendirilmelidir. Boru hattı projesinin yapımı sırasında toprak sınıflandırılması, bitki çeşitliliği, su kalitesi üçlüsü birlikte araştırılmalı ve azami üretim ve kar oranı tespit edilmelidir. Tabii ki buna paralel olarak tüketime yönelik olarak da pazar analizi yapılmalıdır. Boru hattı projesi tamamlanmadan önce depolama alanları, içme kullanma tarımsal ve diğer amaçlara yönelik olarak kullanılacak suyun dağıtım şebekeleri, ülke için geliştirilecek yeni su politikaları doğrultusunda oluşturulmalı. Bu bağlamda su dağıtım şebekeleri oluşturulurken yüksek öğretim, turizm ve tarım gibi ülkede gelişmekte olan sektörler göz ardı edilmemelidir. KKTC'deki stratejik su planlarının demografik yapı ve iklimsel veriler dikkate alınarak hazırlanması ise ayrı bir öneme sahiptir. Ayrıca mevcut su kaynaklarına ilaveten yeni su kaynakları elde edebilmek için alternatif arıtma yöntemleri de teşvik edilmelidir. Çünkü fazlasıyla toprağımız vardır. Doğru ve tasarlı bu su kullanımı konusunda ilkokul seviyesinden başlayarak okullarda farkındalık yaratılmaya yönelik etkin adımlar atılmalı. Ayrıca bu konuda bahtına da size de çok büyük iş düşmektedir. Sürekli bu konuyu gündemde tutmanız açısından. Bu konudaki bilinçlendirme çalışmaları tüm paydaşlara geliştirilmiş bir şekilde aktarılmalıdır. Böylece özellikle çiftçilerin, ev hanımlarının ve diğer tüm su kullanıcıların bu sorunlarla ilgili bilinç düzeyi artırılmış olacaktır. Evet, son cümle. Sonuç olarak Türkiye'den boruyla su getirme projesinin başarıyla tamamlanması her açıdan büyük önem taşıyor. Bu başarı en az Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kadar su kıtlığı, su sıkıntısı çeken Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Orta Doğu ve Körfez ülkelerini de suya olan taleplerini karşılamak üzere ikinci ve üçüncü boru hattı projelerini yaşama geçirebilmesine vesile olabilecektir. Çünkü ayağımız yere basıyor bunu söylerken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti su sağlayan Dramon Çayı'nın yıllık kapasitesi 750 milyon tondan fazladır. Bize sadece 75 milyon tonu geliyor. Çarpı 10. Yani Türkiye istediği anda bir boru yerine 10 boruyu bu sadece bu su kaynağından bölge insanına sağlayabilecektir. Ümit ederiz ki hayalden gerçeğe dönüşen asrın projesi, Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne borulara su getirmesi projesi Kıbrıs'a ve bölge barışına çok büyük katkılar sağlar. Kusura bakmayın, biraz teknik yönden böyle mikrofona bağlı kaldım. Ben aslında gezerek rahat bir biçimde sunum yapmayı planlıyordum ancak bugün böyle oldu. Umarım Sayın Başbakanımızın verdiği bilgilerden sonra ben de teknik açıdan bu bilgilere bir şeyler ekleyebildim. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Sayın Gökçe Kuş'a da çok teşekkür ediyoruz. Sayın seyirciler ve değerli konuklarımız, Bayrak Haber'den bizi izleyen değerli izleyenler ve sevgili misafirler. Suyun gelmesiyle hayata geçecek projelerin planlama döneminde olan
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önüne büyük hedefler koydu. Son olarak da Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Ali Çetin Amcaoğlu'nu davet ediyoruz ve projeyle ilgili değerlendirmesini alacağız kendisinden. Aslında gerek Sayın Başbakanım, gerekse Sayın Profesör Doktor Hüseyin Gökçekuş konuları oldukça derinliğine inceleyerek, irdeleyerek sizlerin bilgisine getirmiştir. Kendilerine teşekkür ediyorum. Yani kısacası bana çok fazla bir söz bırakmamışlar. Ama genelde birkaç cümle ile konuya değinmek ben de istiyorum. Sayın Başbakanım, Sayın Bakanım, değerli mesai arkadaşlarım, sayın konuklar, çok değerli basın mensupları, artık asrın projesi gerçek oluyor. Bu projenin hayalden gerçeğe dönüşmesi için bugüne değin katkı koyan herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Hatırlayacak olursak 60'lı yılların başlarından itibaren seslendirilen Türkiye'den borularla su getirme projesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti hükümetlerinin de ülkemizin de hep gündeminde yer almıştır. Gelinen son aşamada projeyi hayalden, düşüncelerden gerçeğe dönüştürme yönünde Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan güçlü bir irade ortaya koyarken, ülkemizde de Sayın Başbakanımız İhsen Küçük'ün bu konuda ne gerekiyorsa yapılması talimatlarıyla artık proje hayata geçirilmek üzeredir. Ben bu bağlamda her iki başbakana da ülke insanım adına teşekkür ediyorum bu çalışmaya gösterdikleri ilgi ve katkıdan dolayı. Bu proje sadece birkaç yıl sonuçları itibarıyla konuşulacak bir proje değildir. Proje tamamlandığı zaman 40 yıllar, 50 yıllar, belki 100 yıllar süreli konuşulacak ve değerlendirilecek bir projedir. Çünkü bu projenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisine getireceği katkının yanında aynı zamanda komşularımızla olan ilişkilerle birlikte belki farklı yönlerde de değerlendirilerek bir barış suyu olma özelliğine de sahip olmuş olacaktır. Bu bakımdan bu suyun ülkemize gelişi, Kıbrıs meselesinin gündemde olduğu bu günlerde belki barışa vesile olacak önemli bir girişim olarak da değerlendiriyoruz. Bu projenin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için elimizden geldiğince her türlü çalışmayı çalışma arkadaşlarımla birlikte yapıyoruz. Ve burada Sayın Başbakanımın da biraz önce ifade ettiği gibi çok ciddi anlamda katkı aldığımız Yakındoğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Profesör Doktor Hüseyin Gökçekuş'a da teşekkür etmek istiyorum. Bizlerle birlikte geceli gündüzlü çalışmaların içerisinde yer alıyor. Büyük bir heyecanla projenin sonuçları itibarıyla olumlu sonuçlar doğurması açısından elden geldiğince bizlerle birlikte çalışmalara katkı koyuyor. Anlaşılacağı gibi Türkiye'den gelecek su sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bolluk, bereket ve
ekonomik özgürlük getirmeyecektir. Biraz önce de ifade ettiğim gibi bu farklı sonuçlar da doğurabilecek bir girişimdir, çalışmadır. Dolayısıyla olaya bu pencereden de bakmak gerekiyor. Başta bakanlığımıza bağlı dairelerde tüm ekiplerimizle yapmış olduğumuz çalışmalarla biraz önce Sayın Gökçekuş'un da burada gösterimde sunduğu gibi suyun gelişiyle beraber ülkemizde herhangi bir olumsuzluk yaşamama adına ciddi proje çalışmalarımız devam etmektedir. Suyun gelişiyle birlikte ülkede hem üretimin hem üretimde kalitenin artırılması yönünde hele hele önümüzde bir DAP örneği de varken özellikle başlı sulama, salma sulama dediğimiz sulama sistemlerinden uzaklaşarak modern sulama sistemleriyle de tarımsal faaliyetlere aynı zamanda ciddi bir katkı yapılacaktır. Hayalden gerçeğe dönüşen bu projenin tüm ayrıntılarıyla 2014 yazından önce tamamlanarak hayata geçeceği güne duyduğumuz özlem ve heyecanı bir kez daha vurgulayarak bu düşünce ve duygularla hepinize sevgi ve saygılar sunarken bu projenin ülkemiz ve insanlık adına olumlu sonuçlar doğurmasını özellikle bekliyoruz. Bunun böyle olacağını biliyoruz. Ana vatana bir kez daha teşekkürlerimizi, şükranlarımızı arz ediyoruz. Teşekkür eder, saygılar. Evet değerli konuklar, Sayın Bakan Amcaoğlu'na da teşekkür ediyoruz ve Bayrak Haber ekranlarından bizi izleyen değerli izleyicilerimiz ve sayın konuklarımız hepinize teşekkür ediyor ve iyi akşamlar diliyoruz.